kız? Konuşabildin mi kocanla? Ha? Aradı mı geri? Aramadı. Ha? Al. Ya Osman, Faruk'tan haberin var mı? Şirkete gitmiştir. Ev pek sessiz. Annemler çıktılar da. Bu yaşta iyi dayanıyor Esma Hanım. Bir ayağı sürekli sokakta. Konağın vekili harcı sanki. Alışverişe çıkmadılar. Yani dünkü olanlardan sonra eşrafı birlik beraberlik mesajı veriyor. Meziyetli kadın. Bu kadar olayın üstünü örtüp algı dağıtmak yetenek işi. Yalnız konağın dışına yıkılmadık ayaktayız pozları. Ama içeride kimsenin kimsenin haberi yok. Kalabalık olunca. Hmm. Sen niye evdesin? Hı? Gitmek istemedin mi annemlerle? Haberim yoksa. Üstüne gelmek istememiştir. Yani olanlara ne kadar üzüldüğünü biliyor. O senin iyi niyetin. Bence Esma Hanım bilerek istemiyor Süreyya'yı. Teyze. Ha, böyle böyle yok sayıyor. Ne oldu, nereye? Odama çekeceğim teyze. Sen böyle içeriye kendini kapattıkça beni afakanlar basıyor ya. Osman, bizi bir koruya bir yere götür. Nefes alalım, yeter. Hadi. Peki. Hoş geldiniz Esma Hanım. Hoş bulduk Salih. Bana 50 tane kurbanlık ayarla. Hay hay, ne zaman? Hemen yarın, kesilip dağıtılsın. Adak beklemeye gelmez. Allah kabul etsin. Amin. Sayenizde fakir fukaranın kanı duyacak. Bursa'mıza böyle bir esma olan daha gelir mi acaba? Hoş geldiniz hanımım. Nasılsın Hüsnü, iyi misin? Sağlığınıza duacım hanımım. Hallettiler mi senin işi? Etmezler mi? Bir sözünüz 40 yıllık düğümü çözmeye yetti. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. Sağ ol. Esma Hanım. Merhabalar. İyisiniz inşallah Esma Hanım. Çok şükür. Düğüne yetişemedik, çok üzüldük. Olanları da duyduk. Geçmiş olsun. Geçti, hepsi geçti. Adamı da yakalamışlar çok şükür. Ama sizin gibi köklü, soylu bir ailenin gelinin o it kopukla ne işi olabilir anlayamadık ki. Aman İlhan Beyciğim, o kim bilir kimin maşası. Biliyorsunuz iş hayatında büyüdükçe imrenen olduğu kadar çekemeyen de oluyor. Ama bunlar bize mani değil. Biz yolumuza bakıyoruz. Ona hiç şüphemiz yok. Bizi tutmayalım. İyi günler. İyi günler olsun. İyi günler olsun. Kız atla. Bu kadının kudreti kuru dallara can verir. Kim derdi dün düğümü yıkıldı. Yüce dağ rüzgarı sert olur kızım. Yine de yıkılmaz. İstanbul'dayken ben kafamı çıkarmazdım dışarı. Televizyon yetiyordu bana. Gerçi burası da dizleri aratmıyor. Ya bu konakta niye televizyon yok? Ha? Senin odanda var mı? Yok. Ne yapıyorsun sen akşamları? Okuyorum. Ay ben hiç okuyamam. İki satırda gözlerim dışarı. Hiç. Faruk gelmemişti ama. Eninde sonunda gelecek canım. Dur, nereye gidiyorsun şimdi? Şirkete gideceğim. Ya dur, ya bir dursana kız. Teyze. Bak, bak ne güzel sakin dedik, temiz hava aldık. Dur. Bırak adam da bir soluk alsın, bırak. Ya akşama da az kaldı, akşam yemeğini kaçırmaz abi. Ha. Gelecek nasıl olsa, değil mi? Konağın altın kuralı. Nasıl olsa gelecek. Hı?
Ay çiçeklerin güzelliğine bak. Ay çok güzelmiş. Odamıza koyalım mı birer tane? Hadi. Teyze, hadi, ha? Bırak. Tamam teyze. Şimdi biri bir şey söyleyecek. Ya, başlayacağım ben bu konağın kurallarına. Ha. Koyalım birer saksı. Odalarımız renklensin. Bak saksı da var. Hadi gel. Hadi. Peki. Hadi Süreyya. Hadi.